İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 62. programımızı izleyeceksiniz. Konuğumuz Bekir Ağır'dır. Hoş geldin Bekir. Merhabalar. Merhaba. Merhaba abi. Evet, 2017'de üst üste 3 ayrı ayda 3 program yapmıştık ve Türkiye'nin haline ilişkin programlardı bunlar. Şimdi Türkiye'nin başka bir haline konuşmak istiyoruz. Türkiye'deki nüfus hareketlerini, iç göçü, göçü ve metropolleşmeyi konuşmak istiyoruz. öncelikle bu hem iç göç deyince neyi anlamamız gerekiyor? Hem metropolleşme dediğimiz zaman neyi anlamak gerekiyor? Tanımlar üzerinde Biraz Başlayalım. sohbet edelim lütfen. Ee, ama önce istersen izin verirsen amacımızı da söyleyelim. Tabii. Şimdi biz İstanbul evet. Hepimizin grubu olarak gerelleşmenin, katılımcı yönetimin başka bir şeyin peşindeyiz. Dolayısıyla metropolleşme meselesi ya da göç meselesi bize bu sosyolojik değişikliğin siyasal sonuçları itibariyle ilgilendiriyor. En yani önemlisi bu. Ee, onun için hani... E Günün modası olarak suya sabuna dokunmayan laf edelim diye değil de tam tersine asıl sorunun çekirdek sorunu konuşalım diye bu meseleyi konuşuyoruz. İkincisi sorduğun soru meselesi şimdi bir kere şöyle bir temel meselemiz var. Yani hepimizin kafasında bir Türkiye insanına dair bir tahayyül var. Şöyle davranır, böyle yapar vesaire. Ama siyasi davranış olarak ama tüketim veya ne bileyim ben gündelik hayattaki işte sokakta karşılaştığımızda ne yapıp yapmadığına dair. Ama çok önemli bir değişiklik ve dinamik var ki Türkiye insanının bütün bu tavrını, tutumlarını, davranışlarını iyi doğru güzel diye bildiği şeyleri veya bilmediklerini değiştiren o da iç göç meselesi. Yani Türkiye'de 1980'den bu tarafa yani 40 yıla yaklaşan bir zaman aralığında 31 milyon yetişkin göç etmiş. Böylesine büyük bir nüfus hareketi bu kadar kısa zaman aralığında batı toplumlarının herhangi birinde ya da modern zamanlarda yaşanmış bir şey değil. Ki onun üstelik öncesi de var tabii. Tabii. Üstelik de böyle bir iş savaş nedeniyle falan da değil yani. Suriyeliler gibi ya da işte başka ülkelerde olduğu gibi bir iş savaş gibi nedenle değil. Doğal kendi iradesiyle göç etmiş. Şimdi... Dolayısıyla bunun ürettiği bir kültürel ve sosyolojik sonuç var ama asıl mekansal da bir sonuç var. Metropol diye tanımladığımıza göre önce mekansal kısmından konuşalım. Yani 1950'de Türkiye nüfusu 21 milyonmuş ve de bunun %75'i kır dediğimiz yerde yaşıyormuş. Sonra 1970'te Türkiye nüfusu 35 milyon olmuş Kır nüfusu %62'ye düşmüş. %38 kentlere gelmiş. Bu bile çok hızlı. Hızlı. 2000'lere geldiğimizde 67 milyonken kır nüfusu %35'e düşmüş. %65'imiz kentlere gelmiş. 2017 1 Ocak itibariyle TÜİK'in açıkladığı nüfuslar üzerinden 87 milyon üzerinden bakarsan Türkiye nüfusunun sadece %7'si adı köy olan yerlerde yaşıyor. Ama bu büyük şehir yasasından dolayı adı köy olan evet. bazı yerler mahalleye döndüğü için belki yanıltıcı bir rakam o. Nüfusu 2000'in altında yaş yerlerde yaşayanlar yüzde %16 sadece. %84'ü kentleşmiş bir ülke burası. Ama biz o noktada bir ayrım yapıyoruz. Yani biz derken Konda'da bizim araştırma bulgularındaki farklılıklardan fark ettiğimiz bir durum olması nedeniyle kent ve metropol diye ayırıyoruz. Metropol dediğimiz bizim 500 binin üstünde, bütünleşik nüfusu 500 binin üzerinde. Yani Şile İstanbul'a dahil değil ya da Foça İzmir'e dahil değil. Bütünleşik nüfus, evet, bütünleşik nüfus üzerinden konuştuğumuzda 500 binin üzerinde olan yerler Türkiye'nin yetişkin nüfusunun %50'si bugün. %34'ü kent. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antep, Diyarbakır gibi bazı yerler ki 11 tane yerleşim yeri Türkiye nüfusunun %50'si, Uşak, Tokat, Kütahya, Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane gibi yerler %34'ü ve de nüfusu 2000'in altındaki ilçe, belde ve köylerde %16. Şimdi bu sadece bir mekansal çokaşma hali ya da efendim işte metropollerde ya da kentlerde konut ihtiyacı, ulaşım problematiği üretmiyor. Aynı zamanda da hayatın ritminde, gündelik hayatın ritminde ve zihniyet yapılarımızda bir değişim üretiyor her şeyden önce. Yani işte en bariz olan ne? Mesela dayanışma kodları değişiyor. Dolayısıyla kır, kent ve metropolleşme diye böyle üç adımlı bir süreç var. Ve o hikaye sosyolojik olarak da, kültürel olarak da, ekonomik olarak da hikaye burada değişiyor. Nedir o? Yani kent dediğimiz şey sanayileşme toplumuyla, ile, ile beraber başlamış. Sanayi toplumunun ürettiği bir yerleşim mekanı sonuçta. Özellikle 60'lar ve 70'ler. Türkiye için, dünya evet. için 17-18. yüzyıllar evet. diyelim. Yani her şeyden önce temel bir farklılaşma var. Yani tarım toplumundan çıkıyorsunuz. Artık Sanayi sanayiye doğru, üretme doğru, ticarete doğru kaymaya başlıyorsunuz kentlerde her şeyden önce. İkincisi sosyolojik önemli bir fark var. Nedir o fark? Kırlarda daha homojen köylerde daha homojen hani işte şimdi bugünlerde de edebiyat sayesinde herkes soy kütüklerini alıyor ya. Evet. Köylerde herkes işte alıyor akraba, ama <laughs> akraba ve ahali halinde yaşarken halbuki kentlerde daha çokluluk yani heterojenlik homojenlik yerine heterojenlik başlıyor. Yine sanayi toplumunun sosyolojisi üzerinden konuşursak bireyselleşme başlıyor her şeyden önce. Yani Kentlere doğru geldikçe insanlar her şeyden önce o aile bağlarından, geleneklerden kopma imkanını buluyor. Eğitim artmaya başlıyor. Çünkü ticaret ve sanayileşmeye paralel olarak hukuk ve eğitim kurumlarında laik ya da seküler zihniyet hakim olmaya başlıyor. Dindarlık düşmeye başlıyor eskiye göre ya da gelenekler çözülmeye başlıyor. Örneğin kadın meselesini yaratan gibi. Ama metropolleşme şimdi bundan da öte bir durum yaratıyor aslında bana göre. Yani sosyolojide hala kırkent diye bakılıyor mesele ama ben metropolleşmenin bundan da farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki üstelikliğe dayanmış bir evet. orandan söz edersin. Aynen öyle. Bu arada hemen bir şey sormak istiyorum Bekir. Şimdi köyden kente geçişin nedenleri 60'lı 70'li yıllarda Belliydi. Sanayileşmeydi. Sanayileşmeydi ve tabii ki kırdaki olanakların dar olmasıydı. Fakat bugün veyahut da 80'lerden itibaren olan değişikliğin nedenleri üzerinde kısaca durabilir miyiz? Aynı nedenden mi bahsedebiliriz yoksa bunun dışında… Hayır, yani nedeni kadar bir de dinamikleri de değişiyor. Nedeni de değişiyor, dinamikler de değişiyor. Ne demek istiyorum şu yani 80'lere kadar belki hatta 90'lara kadar uzatılabilir herhangi bir köyden çıkıp doğrudan İstanbul'a örneğin işte profilo, arçelik yeni fabrika açtı ya da Eczacıbaşı yeni ilaç fabrikası kurdu deyip o fabrikaya çalışmaya doğrudan geliyordu. Yani evet. köyden o geleneksel en kor tarım toplumundan çıkıp birdenbire bir büyük kentin göbeğine düşüyordu. Halbuki şimdi mesela önemli değişikliklerden biri köylerden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden illere, illerden daha büyük metropollere doğru bir krama gibi katlanarak geliyor. Adım adım sanki. Evet, çünkü sanayileşme eskisi gibi böyle nokta atış yürümüyor. Belli bir coğrafyada artık sanayileşme belli bir tempoyu yakalamış durumda. Ama şimdi ticaret ya da eğitim gibi, sağlık gibi daha hani refahı ima eden ya da daha modern hayatı ima eden imkanlar ya da gündelik hayattaki yaşam kalitesi içinde bilgi değişmeye başlıyor. Üçüncüsü de artık bir de kırsal hayatta sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Yani bunun ülkenin tarım stratejisiyle de ilişkisi var. Tarım endüstrisiyle çok yakın ne kadar gelişip gelişmediğiyle ilgisi var. Hatta Ama eğitimle bile eğitimle, değil mi? Tabii. O taşımalı Eğitimin başlaması tabii, ile okullar birlikte birçok aile çocuklarını aldılar. Bir de ve... tabii daha günümüze dair olan yeni dinamikleri var. Bir tanesi kuraklık meselesi. Kuraklık ve erozyon. Evet. Yani örneğin HES gibi yatırımların onlardan bağımsız olarak da ülkenin zaten bir iklim değişikliği, kuraklık ve erozyon problemi vardı ama HES gibi yapımlar ya da işte otoyol bir yandan övüneceğiniz bir şey olabilir otoyol yapımı ya da baraj yapımı. Evet, artıları var ekonomik bakımından. Ama bir yandan sosyolojik bakımdan, kültürel bakımdan da oralardaki o kırsal hayatın sürdürülemezliğini üretmesi bakımından Kaç da sürdüm, bir. Bir de daha iyi bir hayata ulaşabilme, erişebilme imkanlarının da açılıyor olmasından dolayı iki. Bir de tabii zorunlu göçler var. Yani özellikle bir dönem Güneydoğu'da olduğu, olduğu gibi, gibi çatışmadan kaçınmak veya orman yangınlarından kaçınmak vesaire gibi... Ee, nedenleri içinde tabii her şeyden önce bu zorunluluklar kadar yani iklim değişikliği veya zorunlu göç meseleleri kadar ya da kuraklık kadar bir yandan da artık özellikle daha kaliteli hayat, gündelik hayatın içindeki sağlık, eğitim gibi hizmetler ve ulaşmak arzusu var. Çünkü unutmayalım ki hala Türkiye'de gelir dağılımındaki bozulma ya da oldum bittim olan eşitsizlik ya da adaletsizlik ya da bölüşüm adaleti konusundaki sorunlar ya da fırsat eşitliği, fırsat adaleti ya da katılım adaleti konusundaki sorunlar. Yani Türkiye'de örneğin bir ailenin daha iyi bir hayata ulaşma arzusu ya da sınıf atlaması hani sosyolojik olarak kentlerin ürettiği bir dinamiktir bu. Kentlerde hala işte Avrupa'da, Amerika'da 17. 18. yüzyıldan sonra bizde 20. yüzyılın ikinci yarısında lütfen daha yoğun yaşadığımız kentleşmeyle beraber o sosyal hareketlilik daha yüksek. İşte terfi ettikçe gelir arttıkça eğitim arttıkça yaşam biçimi değişiyor. Değer dünyası yani iyi doğru güzel diye bildiği şeyler değişiyor vesaire. Hatırlarsan 80'lerde 70'lerde falan kentli olmak bile bir çabaydı. En azından kılık kıyafete bile yansıyan bir tarafı vardı. Halbuki daha sonra bu, bu ritim bozuldu. Bozuluyor bir yandan da. Çünkü hem kırsal hayat sürdürülebilir değil hem bir yandan da met sanayileşme eskisi kadar belli bir stratejinin dışında kendi dinamikleriyle yürüyünce yani devlet planlama gibi ya da devletin böyle stratejik planlamaları ortadan kalkınca doğal olarak sanayileşme ve sermaye birikimi çok daha hırslı, çok daha cüretkar davranıyor. Onun hırsı ve cüretkarlığı oranında da ürettiği bir arz talep var. Emeğe, istihdama ihtiyacı var ama ürününü alacak pazara ihtiyacı var. Dolayısıyla informal bir gelişme ya da strateji dışı kendiliğinden gelişen Türkiye'de bir hayat oldu. Dolayısıyla karşımızda şöyle aslında üç parçalı bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bir tanesi belki hani Ada Pazarı da dahil ederek belki Afyon'a kadar bir çizgi çek, Afyon'dan da İskenderun'a bir yatay çizgi çek. Hani Eskişehir de dahil, Antalya, Adana, Mersin de dahil. Metropolleşmiş, kendi ekonomik dinamikleri yeterince büyümüş, giderek merkezi hükümetin yatırımlarına ihtiyaç duymadan kendi pazar ekonomisinde yaratmış. Orada ürettiğiniz malın alıcısını da o coğrafyada üretebildiğiniz. Dolayısıyla da merkezi hükümetin müdahalesini daha az arzuladığınız doğal Kendi piyasa kurallarınızın içinde var olabildiğiniz bir ekonomik dünyanın olduğu ülke var. Bir yandan hala tarım toplumunun koşullarında yaşayan, hatta yer yer feodal toplum koşullarında yaşayan, gelir dağılımında toplumun en dibinde yer alan, hala sağlığa eğitme, nitelikli sağlığa ve eğitme, aile doktoru gelip gidiyor olabilir köye ama hala nitelikli eğitim ve sağlığa ulaşamayan başka bir coğrafya var. Bir de işte belli bir mesafe almış, yani diyelim Afyon gibi ya da Nevşehir gibi ya da Aksaray gibi, yerel bir takım ya da Maraş gibi kendine göre yerel ekonomik dinamiklerini hala oluşturmaya çalışan ama bunu yeterli olmadığı için de hala devletin katkısına, devletin yatırımına, desteğine. devletin büyük yatırımlarına veya işte baraj gibi, yol gibi, havaalanı gibi yatırımlarına ihtiyaç duyan, yani ekonomik dinamizm de yeterli olmayan ve bir bakıma da aslında Avrupa'nın sanayileşmiş toplumlarının kodlamalarında yaşayan, 19. yüzyılın, 20. yüzyılın ilk yarısının kodlamalarında yaşayan bir de bir Anadolu var. Dolayısıyla karşımızdaki üç parçalı Türkiye sadece hani o referandum haritasında, sadece seçim haritasında değil, ekonomik dinamikler bakımından da, sosyolojik ve kültürel bakımından da hemen karşımıza çıkıyor zaten. Dolayısıyla bunun dinamiklerini ve buradan gidilecek yolu ve buraya önerilecek, karşı karşıya olduğumuz problemlere önerilecek yolu da buradan üretmemiz lazım diye bir kanaatim var benim. Dolayısıyla başa dönersek kırkent meselesi yeterli bir tanım değil. Kırkent metropol diye ayırmamız lazım en temel ne fark var? Sadece nüfus değil. Bütün dünyada da kırkent ayrımı nüfustan yapılıyor elbette ama metropolleşmedeki fark sanayileşmeden daha çok artık bilişim teknolojileri, iletişim, iletişim teknolojileri sayesinde üretim biçiminin değiştiği, üretim ilişkileri değiştiği için ona paralel olarak da pazar ilişkilerinin veya örgütlenme modelinin değişmeye başladığı, yani eski sanayi toplumunun hiyerarşik sanayiye dayanan ya da oradan beslenip gelen zihniyetin ürettiği o hiyerarşik organizasyon şemalarını gözünün önüne getir. E bugün öyle bir hiyerarşiden daha ziyade işte evlerinden de bağımsız çalışabilen, 24 saatte üretim yapabilen, tasarımcısından, yazılımcısından, bilişim veya iletişim operatörlerinden tut. Ticaretin daha ağırlıkta olduğu, sanayi üretiminin yerine, hani üretimin bantların, makinelerin ağırlıklı olduğu yerine hizmet üretiminin ağırlıklı olduğu, ama buna karşılık da bozulan da şeyleri var. Nedir? O hiyerarşik üretim ilişkilerinin aynı zamanda işçi diyelim sermayeye karşı koruyan sendikalaşma gibi başka imkanları varken bugün prekarya denen daha ulusal, ölçe şey, ulusal ölçekte de bir kavramda mutabakat olmasa bile yani sosyal güvencesi olamayan freelance deniyor ya hani evet. beyaz yakalıların yeni dünyamızın lafıyla. İşe de gelen. Dolayısıyla evet sosyal güvencesi olmayan bir şirketin bordosunda yok. Emeklilik hakkı muhtemelen olmayacak kendisi bireysel emeklilik sistemine dahil değilse. Bir dayanışma ilişkisi üretemiyor kimseyle çünkü birebir patronun karşısında gibi üretimlerin daha çok olduğu. Bunun avantajları var. Ya, bunun yarattığı özgürlük Ama de var üretim tabii. Üretim biçiminin ve üretim biçimine de bağlı olarak örgütlenme biçiminin ve iş yapma biçiminin ve siyaset yapma biçiminin de değişmekte olduğu bir coğrafya kent. Evet. Metropol bir kere. Kentten en önemli farkı o. Bir başka şey metropollerde hayat artık hani Uşak'tayken Kütahya'dayken hala dayanışma ilişkisinde Banazlı olmanızın ya da Zileli olmanızın anlamı var belki. Ama İstanbul'da Uşaklı olmanız, Tokatlı olmanızın da anlamı yok. Daha Eskiden sonra, vardı ama bugün artık daha daha soyut kimliklerin zayıflıyor. ağırlık kazanmaya başladığı. Dolayısıyla bu kimliğin içinde etnik aidiyet veya dini inanç aidiyeti de var. Penavatçıl olmak, asrail olmak gibi başka aidiyetler var. Ya da şu okul mezunu, bu okul mezunlar derneği gibi başka arayışlar da var. Yani kimliklerimizin çoğaldığı, çok kimlikli bir hayatın olduğu bir metropol hayatı konuşuyoruz. Ama bunun tabii çözemediğimiz problemleri de var bunun yanında. Oraya girmeden ben hemen bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi köyden kente gelişin nedenlerini e, anlıyoruz. Bu, bu Yani senelerden beri karşı karşıya olduğumuz bir durum ve özellikle de vermiş olduğun rakamlar itibariyle iç göçü güç, e, gerçekleştirmiş olan milyonlar e, belli beklentilerle hareket ediyorlar. Tabii. E, tabii ki burada siyasetin de çok önemli etkisi var. Daha doğrusu siyasetin başarısızlığının da burada. etkisi var. E, ama kentten metropole geçişi... E, aynı şekilde mi izah edeceğiz? Gene gerekçelerimiz aynı mı? E, çünkü beklentinin sonu yok insanların evet. hayatında. E, bunda bu beklentiler karşılanabildiği kadar e, insanların zihninde yer edebilir, hayallerinde yer edebilir. E, kentten metropole geçişte de aynı gerekçeleri ve aynı özlemleri... Evet, temel, insanlar... temel dürtü, temel dürtü daha iyi bir hayata ulaşmak. Evet, hep Her bu. Her şeyden önce temel evet. dürtü o. Ee, ama kentlerden metropollere özellikle bizdeki geçişte istihdam ya da hayata katılım adaleti konusundaki yaşanan sorunlar. Evet. Yani e, Kütahya'daki iş bulma olanakları, yani Kütahya'da bir çocuk doğuyor, diyelim Kütahya'da lise okuyor, üniversiteyi de Kütahya'da okuyor. Mezun olduğu zaman Kütahya'da, Kütahya'daki bugün Kütahya Üniversitesi öğrencilerini istihdam edecek kapasite yok ki her şeyden önce. Dolayısıyla katılım adaleti konusunda, bölüşüm adaleti konusunda Türkiye kadim meselelerini oldum bittim yaşamakta olduğu problemi çözemediği sürece bu akış devam edecek, devam edecek. durmayacak. Nitekim bizim araştırmamız var, sormuşuz. %22 insan yani her 5 insandan birisi yarın sabah başka bir şehre taşınmaya hazırlanıyor. Daha önemli şu... %45 anne babaların %45'i çocukları bu kentte yaşamasın gitsin daha iyi bir hayatı yaşayacağı yere diyor. Yani dolayısıyla ailenin de teşviki oldukça çocuklar ve özellikle yeni kuşaklar İstanbul'a, ankara İzmir'e ya da Antalya'ya doğru çok aşma haliyle akın devam ediyor. Evet. Devam edecek. Her şeyden önce birinci şey o. İkincisi yeni özellikle bu yeni üretim biçimleri iletişim ve Bilişim Devrimi'nin ürettiği yeni üretim biçimleri, yeni meslekler gibi konuştuğumuz yeni örgütlenme biçimleri ağırlıklı olarak bir yandan bilgi toplumu dediğimiz o yeni hayatın bir yandan da metropolleşme mekansı olarak onun karşılığı metropolleşme girişmesi. de dönüyor. Evet Tabii. yani yine Kütahya'da ya da Tokat'ta bir web tasarımcısıyım ben böyle hayatımı geçireceğim, geçirmek istiyorum diyen bir de gencin Orada bulabileceği, ulaşabileceği iş imkanı ya da müşteri imkanı kısıtlı. Hatta işine önce. ilişkin vizyonu bile yakalaması Tabii. çok zor olabiliyor. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak bir çokaşma hali. Yani bir yoğunlaşma yaşıyoruz. Bu hani cikleti çekmek gibi. Cikleti çekersiniz, iki elinizde iki ana parça kalıyor ve ara giderek inceliyor İngilizce. gibi. Ve böyle bir kopma haline doğru gidiyor her şeyden önce. Eğer bunu, yani bu talebi, insanların bu talebini karşılayan, bunu yöneten... Ama kentsel mimari anlamında, ama trafik anlamında, ama istihdam anlamında ama yerleşim, konutlar şu veya hizmetler, hastane gibi ya da elektrik, doğalgaz gibi hizmetler anlamında bunu planlı ve organize bir biçimde yani bir stratejimiz var olarak yaşıyorsanız başka bir durum var. Ama ne yazık ki bizde böyle bir ana strateji yok. Zaten en son bölümünde programı konuşacağımız. Böyle bir strateji evet. olmadığı için kendiliğinden gelişen bir metropolleşme var. Dolayısıyla metropolleşme diyoruz bir ama anlamda bir anlamda da kontrolsüz ya, diyebiliriz. E, Tabi kent koridorları da diyebiliriz buna hani bir yandan da çünkü bakarsan işte Ada Pazarı ile Tekirda artık Ada Pazarı, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ. Çorlu'da hatta hatta Gebze'de tabii. arada ilçe denemeyebilir mi Gebze'ye ya da Çorlu'ya? Dolayısıyla şimdi buraya baktığımız zaman bambaşka bir durum var ve çok muhtemel ki 10 sene sonra. Eğer o Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'ne bağlı otoyollar da yapılırsa Marmara diye bir büyük metropolden söz edeceğiz. Şimdi bunu bildiğimiz kent sosyolojisiyle açıklamak mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Bu başka bir durum ve bunu yönetemediğimiz için bir stratejik yaklaşımımız ve yönetim mantığımız olmadığı için kendiliğinden gelişiyor. Kendiliğinden gelişmesinin de ürettiği bin tane başka sorun var. Her şeyden önce bir tanesi işte bu kentsel estetik anlamında baktığınız zaman Kimliksizlik üretiyoruz bir yandan. Yani i, herhalde şuna katılırsın. Şimdi gözünü bağlayıp seni helikoptere bindirsek, Nevşehir'in bir mahallesine Toki'nin yeni yaptığı bir mahalleye indirsek, bir de ertesi gün de Başakşehir'e götürsek, ikisinde İstanbul diye Farklık veya İzmir'in yeni bir mahallesi diye yırttırabiliriz. Tabii. Halbuki sanayi toplumu'nun ya da kent sosyolojisi üzerinden bakarsam bütün teoride anlatılır ki. Her kentin bir kimliği vardır. Kentli olmak şöyle davranış gerektirir vesaire vesaire. Ama bugün artık Nevşehir'den bir İstanbul arasında bir kimlik problemi Doğru. yok. Tektipleştirerek Türkiye bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Her zamanki kodlamalarıyla devletin ya da merkeziyetçi ve tek tipçi çözümlerle halletmeye çalışıyor. Dolayısıyla ama daha önemlisi başka bir tarafı var abi. Kentler hani başta dedim ya tanım olarak. Kent tanımı itibariyle homojen olmayan farklı kimliklerdeki insanların, farklı aidiyetleri olan insanların karşılaştıkları coğrafyalar, dolayısıyla bir heterojenlik ve o heterojenliğin ürettiği hukuk gibi, eğitim gibi, layıklık gibi başka kavramlar var sanayi toplumunun ürettiği. Çünkü bir arada olmanın o bir arada tutmanın. Halbuki bugün metropollerde bu temas ve özellikle Türkiye'nin kendi özgün problemi ya da gerçekliği içinde bu problemin çok vahim bir tarafı var. Nedir o? Temas ve karşılaşma bizde olumlu bir uzlaşma üretmiyor. Yani ama bu Türk-Kürt diye ama dindar-seküler diye ama muhafazaki ya da ilerici-gerici diye siyasetten, sosyolojiden, kültürelden nereden bakarsan bak. Bu farklılıkların karşılaşmasının teorik olarak üretmesi gereken şey karşılaşma, tanışma, temas ve bir yeni ortak alan tanımı. Onun için hukuk var, onun için eğitim sistem var, onun için seküler bir sistem kuruluyor vesaire vesaire. Toplumsal kurallar onun için. Toplumsal kurallar bunun için, dayanışma ya da örgütlenme hakları bunun için, insan anayasa. hakları bunun için, anayasa bunun için. Ama şimdi bizde ise hem bu adaletsizliklerin kalıcılaşması, hem kimliklerin içine sıkışan bir siyasetten dolayı giderek Yaklaşanların, yaklaşanların sana öcü olduğunu anlatan bir siyaset ve medya ve hatta eğitim sistemi var. Ve bunu hatta bunu son artık döneme ilişkin olarak okul... mı söylüyorsun? Yok çok uzun süredir böyle. He. Yani bu uzun süredir bizim devletin kodu böyle. Özellikle kadim Kürt meselesi gibi ya da layıklık meselesindeki temel ayrışmaların daha sert bir layıklık uygulamasına dönüşmesi gibi bir sürü nedenden dolayı Temas olumlu bir şey üretmiyor. Aksine temassızlığı üretiyor. Dolayısıyla kentlerde herkes ve... kendi içine mi kapanıyor? Herkes kendi içine kapanıyor. Dolayısıyla hani şöyle diyorum ben şimdi uza bizim dilimizde yaban diye bir laf var. Yani uzaktayken insanlar yaban bir şey. O çok negatif bir şey içermiyor olabilir. Kırdayken öbür köydekiler için yaban diyor adam. Tanımıyor, bilmiyor belki ama bir teması da yok. Kentte geldiğinde ya da selam mesafesine gelmeye başladığında doğal olarak, sosyolojik olarak o karşılaşmanın olumlu uzlaşma üretmesi beklenir. Ve muhtemelen de ilçeler arasında diyelim Muşa ya da Kütahya ya da Tokat merkezde toplandığı zaman böyle çalışıyor. Ama daha büyük metropollere geldikçe o zaman o artık banazlı zileli olmaktan çıkıp da Türk-Kürt olmaya, dindar muhafızakar veya seküler olmaya ya da Fenerbahçeli olmak, İsrail olmak gibi daha soyut kimliklere doğru kaydıkça o ilişki mesafesi pozitif bir şey üretmiyor. Çünkü var olan gerilimlerin içinden siyaset ve medya sürekli diyor ki o gelenler bizden farklı. Şimdi gelenlere merakla bakmak yerine gelenlerden korunmak diye ya da gelenler de zaten geldiğim yerdekiler beni içine almayacak diye önyargıyla geliyor. Yani bir lümpenleşmeyle geliyor. Şaban'ın Recep Evedikleşmesi odamasıyla söylersek. Dolayısıyla gelen ve... de zaten bunlar beni içine almayacaklar diye geliyor ve kentlerin, metropollerin içinde şöyle bir durum var. Hep metropolleşme diye konuşuyoruz ama baroş, standart kentsel alan ve lüks alan diye metropolleri bile üçe böldüğümüzde baroşlar benim elimde, şimdi burada da birkaç tane sayı söyleyeceğim sana, baroşlarla kırsal alandaki değer sistemi neredeyse aynı. Ama gündelik hayat pratiğine bakarsan Baroş'ta da olsa artık kadının mesela çalışma hayatına dahil olmaya çabaladığı, çocukların eğitim sistemine dahil olmaya çabaladığı, Kabaltık ulaşıyor yani. ulaşamıyor ayrı ama en azından erişebilirlik imkanı yakaladığı alanlar belki istihdama biraz daha katılma fırsatı yakalamayabildiği kıra göre bir coğrafyada ama değer sistemi geriye dönüyor. Halbuki yani İstanbul'un Mecidiyeköy Kuştepesi'ndeki Tepesi'ndeki değer sistemi ya da Karıtan'ın bazı mahallelerindeki iyi doğru güzel diye tanımladıkları köydekilerle aynı. Uşak yani veya me mekanlarımızı daha geri. ayrı tutuyoruz ama, ama anlayışta evet değer sistemine daha çünkü bölgenin dolayı daha çok içine kabul kabulü. Evet. Mesela bak ben sana çarpıcı birkaç tane rakam söyleyeyim. Lütfen. Mesela hani çok daha şeyden örtünme falan gibi ya da mesela bakın Türkiye'de Hanelerdeki fers sayısı üzerinden bakarsan %17 nüfus 1-2 kişilik hanelerde yani çekirdek aile biçimde yaşıyor. Evet. %65 nüfus da 3-5 kişilik yani çocuklar dahil sanayi toplumunun çekirdek ailesi biçimde yaşıyor. %14'ü 6-8 kişilik haneler, %3'ü de 9 kişiden de kalabalık haneler. Şimdi varoşlara geliyorsun, varoşlarda bu oranlar aynen böyle neredeyse. Yani yüzde on, adam varoşlarda, İstanbul'un varoşlarında yüzde insan altı sekiz kişilik hanelerde, yüzde beş insan da dokuz kişiden fazla hanede yaşıyor metropolün içindeki varoşta. Halbuki aynı metropolün diyelim Beşiktaş'ında aldığın zaman altı sekiz kişilik hanede yaşayanlar varoşta yüzde iken Beşiktaş'ta yüzde on. Ulus'a geldiğin zaman yüzde yedi yani kod adı ulus, evet. lüks alan diye tanımlıyorum. Tabii. Beşiktaş Olur, standart şekiller. kentsel alan diye tanımlıyorum. 9 kişinin üzerinde bir evin içinde yaşayan insanlar Kuştepe'de %5, beş, Beşiktaş'ta %2, ulusa geldiğinizde %1. Onu da araştırma hatta içinde sayabilirsin. Ya Tabii. da başını örtmek. Ya da daha ilginç başka bir şey söyleyeyim. Mesela evlenme halinden söyleyelim. Metropollerde mesela ya da Türkiye'de yüzde %42 insan sadece eşiyle kendisi anlaşarak evlendim diyor. Bu kırlarda yüzde otuz düşüyor. Metropollerin baroşlarında yüzde otuz Beşiktaş'ta yüzde kırk ulusa geldiğiniz zaman yüzde çıkıyor. Karşılıklı severek evlendik biz diyen. Görücü usulü evlenen Türkiye'de yüzde baroşlarda yüzde elli köylerde 58. Beşiktaş'ta 45. beş, lüks binalarda yüzde düşüyor. Yani Normal böyle olması gereken eğri varoşa gelince bir dip yapıyor tekrar kır seviyesine düşüyor tekrar bundan sonra yükseliyor. Okuma yazma oranından, işe dahil olma oranından, yardım konusundan, geçimden mesela varoşlarda ya da metropol üzerinden söyleyelim. Yardım alanlar varoşların %8'i belediyelerden yardım alıyor. Türkiye'de bütün Türkiye'de %2 ortalama, varoşlarda %8 belediyelerden, %3 kaymakamlık ve valiliklerden yardım alıyor. Aynı metropolün içinde konuşuyoruz bunu mesela. Halbuki aynı oranlar kırlarda daha bile düşük. Kırlarda belediyelerden yüzde bir çok az. Kaymakamlık valiliklerden alanlar yüzde iki, yüzde dört pardon mesela. Ya da geçim durumundan, yani her şeye bakarsan metropol dediğimiz coğrafya bile kendi içinde üçe ayrılıyor. Dolayısıyla bütün bu hikayeyi biz bildiğimiz geleneksel kent kodlaması içinde açıklayamayız. Benim anlatmaya çalıştığım özü itibariyle şey o. Çünkü bunun yönetimi de yansıyan bir başka tarafı var. Tabii. Yönetim sistematini yansıyan evet. bir tarafı var. Asıl da düşünmemiz gereken kısmı zaten arkasından o. Evet. Şimdiye kadar hep bunun e, metropolleşmenin e, sorunları üzerine konuştuk. Evet. E, peki avantaj var mı bu gelişmede? Ya Avantaj şöyle. Bir kere yeni hayatın ritmine açık insanlar metropoller. Bir tempo kazanıyorlar. Yani ağ örgütlenmelere daha açıklar. Yani biz bildiğimiz kendi kodlamalarımızdan bakıyoruz mesela siyasete de. Halbuki met, mesela kentlerde siyaset dediğim particilik metropollere geldiğin zaman sivil toplumculuk. Evet. Çünkü sivil toplumun ağırlığı artıyor her şeyden önce. Çünkü sivil topluma dahil olan insanlar o geleneksel hiyerarşik yapılanmanın içinde astüs ilişkisiyle ve bir merkezi örgütün talimatıyla iş yapmak yerin şeyini reddeden yani politika esnafı olmayı particilik yapmayı reddeden ama hani ülkenin sorunlarıyla hani polisi making diyeceğimiz sorunlarıyla meşgul olmayı tercih eden insanlar metropollerde çoğalıyor her şeyden önce. Daha önemlisi ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim araştırmalarımızda bulduğumuz şöyle bir tespitimiz var. Metropolde doğup büyüyen çocuklar Henüz Türkiye nüfusunun yüzde ellisi metropolde yaşıyor ama metropolde doğup büyüyen çocuklar henüz yüzde on yetişkin nüfus içinde. Yani bu ne demek? O yüzde on dört yani... çoğunluk göçle gelmiş. Evet. evet. Ve daha 18 yaşın altında. O göçlen gelen Gelenekler devam çocukları. ediyor çok büyük bir ihtimalle. Evet. Şimdi metropolde doğup büyüyen çocuk ise yani örneğin benim kızım bayramda karşı kapıyı çalıp el öpmemiş. Muhtemelen sokağa inip saklambaç oynamamış. Ama buna karşılıkta daha fazla sosyalleşme imkanını bulmuş anaokulundan 4 yaşından itibaren. Ya da 4 daha yaşından itibaren var. 4 yaşından itibaren televizyon ekranıyla tanışmış, bilgisayar ekranıyla tanışmış kırdakine göre. Yani avantajı da var, dezavantajı, dezavantajı da var. De var Ve bunlar henüz %14'teler Türkiye nüfusu içinde ama varoşlarda ya Türkiye'den ya da metropollerde baktığınız zaman metropollerde toplam nüfustaki %14 olan şey metropollerde %20'ye çıkıyor. Dolayısıyla asıl 10 sene sonra bu nüfus yüzde %40'a geldiğinde yani daha esnek üretim biçimlerinin içinde olabilen bildiğimiz geleneksel meslekler yerine o yeni işler dediğimiz web tasarımcılığı, kılık kıyafet tasarımcılığı, yazılımcılık, iletişime işte hizmet üreten veya fast food'larda çalışan vesaire vesaire gibi yeni iş kollarında ağırlık asıl onlar yüzde %40'a geldiğinde başlayacak. Ve asıl onların zihni dünyası onlar %40'a, %45'lere geldiğinde başlayacak. Henüz biz daha onun için metropollerde çok aşma halinin ürettiği asıl sonuçları henüz daha karşılaşmadık. Bu bu 10 yıl sonrası için, e, 10 bir, sene, 15 sene sonrası ee, için daha farklı bir Şöyle bir projeksiyon şey. yaparsak. Ama bir yandan da avantajlarını demin dediğim gibi zamandan ve mekandan bağımsız iş yapabiliyorlar. Daha fazla sosyal çevreye genişler. Yeni teknolojileri çok daha hızlı kullanabiliyorlar. Daha esnek bir yapılanma içinde olabildikleri için çok daha çabuk mobilize olabiliyorlar birçok örnekte gördüğümüz gibi. Ama bize göre şu ufak farkları var. Bizim diyelim hemşerlik gibi geleneksel kodlarımız, onlarda hemşerlik diye bir kavram yok. Ya da bizim adanmışlık dediğimiz geleneksel kodumuz onlarda Bazılıklar. adanmışlık, sadakat diye bir şeyleri yok. Onlar çünkü adanma üzerinden değil daha haz ve keyif üzerinden bakıyorlar ilişkiye örneğin ama buna karşılık demin dediğim gibi 4 yaşından itibaren bütün farklılıklarla okuldan anaokuldan başlayarak bütün farklılıkları okulda ve doğal ortamının içinde yaşadıkları için bizim senin benim gibi sonradan öğrenilmiş çoğulculuğumuz yerine onlarınki isterleştirilmiş bir çoğulculuk her şeyden önce başından itibaren. O yüzden de bizim hiyerarşik karar süreçleri onların işine gelmiyor. Çünkü onlar her karar sürecine dahil olmak istiyorlar. Yani bu en muhafazakar, en dindar ailenin çocukları için bile böyle. Böyle. Dolayısıyla aslında Türkiye için bir yandan hani zaman zaman güncele bakarak kaygılanılıyor. Ben de, ben ise son derece iyimserim. Çünkü bu yeni kuşaklar hem çoğulculuğu, iş yapmayı, hem daha esnek örgütlenmeyi, daha esnek mobilize olabilmeyi, hayata müdahale imkanlarını daha fazla senden benden daha fazla yolluluğu yordamını bulabildikleri için önümüzdeki dönem daha parlak olacak Türkiye için. Şu anda sadece sıkıntı temel olarak bugünkü yönetim sisteminin metropol hayatına veya bugünün hayatına uygun olmuyor olması. Halbuki oradan da siyasete bağlayalım zamanımızda. Mi evet. Kast ediyorsun. kastediyorsun? Evet. 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 Çünkü bugün Türkiye bütün bu akışa, hayatın bu akışına bakarak merkeziyetçilikten ademi merkeziyetçiliğe, temsiliyetten katılımcılığa, hiyerarşiden daha esnek örgütlenmeye şeffaflığa, hesap verebilirliğe doğru dönüşmesi gerekirken tam tersine bütün bu sorunlar karşısında bocaladıkça merkeziyetçi, tek tipçi, eski yönetimi yöntemini daha da güçlü sarılarak hatta yeni teknolojilerle ve imkanlarla, Donatarak. yollarla, yardımlarla da tak şey yaparak daha da tahkim ederek, güçlendirerek sürdürmeye çalışıyor. Bu sürdürülebilir mi meselesi var. Bana soruyorsan sürdürülemez. Dolayısıyla biz bütün bunların için konuşuyoruz yerel seçimler meselesi sadece yerel seçim olmaktan çıktı Türkiye'de. Hepimiz bildiğimiz gibi kimliklerden, kutuplaşmadan Tabii. vesaire. Ama bir yandan da hala yerelde problemleri konuşuyoruz ve işte yerel projeler diye bir laf ediyoruz. Şimdi o zaman şunu sormamız lazım. Metropollerde örneğin yerel hizmet sadece hizmet midir? Yani İstanbullu olmak sadece elektriğin kesilmeden, suyun kesilmeden akıyor olması mıdır? Ve bu bizi tatmin ediyor mu vatandaş olarak? Yani insanlığın bugün geldiği noktada bilgi seviyesinde, bilinç seviyesinde, farkındalık seviyesinde, diyelim onurlu yaşam gibi, çevre hakkı gibi, temiz su gibi, ışık veya ses kirlenmesinden korunmak, korunmak gibi, gibi, daha modern, daha huzurlu, daha refah, daha açık ve insanlığın bugün geldiği daha doğru, daha kaliteli, onurlu hayatın kodlarını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Demek hani o kentlerde yaşarken sadece Musluğu açınca suyumuz aksın, düğmeye basınca da elektriğimiz yansın talebi. Ya, hastanemiz sanayi olsun. To sanayi toplumunun kodlaması. Ama bugünün İstanbul'unda bu değil ki. E görüyorsun ki Gezi Parkı'ndan, Maçka Parkı'ndan, Kuzey Ormanları'ndan, Havalimanı'ndan ya da İstanbul'un susuzluğuna bin tane başka problemi Tabii. ya da Taksim Meydanı'ndan başka şey konuşuyoruz. Dolayısıyla meselemiz sadece hizmet talebi değil. Meselemiz yeni bir onurlu yaşam çıtasını, nerede kuracağımız bunu talep etmek için ne tür siyasetler üreteceğimiz ve de yönetim düzeninde bu talebi karşılayacak, bu ihtiyacı karşılayacak ne tür mekanizmalar üreteceğimiz. Dolayısıyla kodlarsak sanayi toplumunun temsiliyeti ve kentliliği bir paralel, birbirini bütünleyen bir şey, temsiliyetciliğe dayanan demokrasisi ve kentli yaşamı bütünleşik bir şey. Bugünün bilgi toplumu, metropol hayatı ve katılımcı demokrasi de bir başka katman. Dolayısıyla hani bunu sadece kent diye ele alamayız ya da demokrasiyi sadece temsiliyet diye artık ala alamayız. Bugünün hayatında katılımcılık esas. Dolayısıyla da insan hakları kavramından da yola çıksak, onurlu yaşamdan da yola çıksak, yönetim ve demokrasi diye de yola çıksak, artık bugün metropollü olmak, hayata katılmak ve hayatı kurgulamak konusunda, müdahil olmak konusunda yetkilerin, yerelleşmenin esas olması gereken bir şey. Halbuki bizim eski sanayi toplumunun kentlerinde asıl olan belediye başkanının yanında vali olmasıydı. Yani merkezi hükümetin bir çavuşunun olmasıydı. Tabii. Ama metropoli bugün İstanbul'u örneğin Ankara'dan yönetmeye devam edemeyiz. Türkiye son 3-5 yıldır ısrarla bunu denemeye çalışıyor olsa da bu sürdürülebilir değil ve sürdürülemeyecek denetik. Zaten. Evet. Yerel yöneticiler açısından da durum böyle. Çünkü Aynen öyle. onların da özellikle metropollerde en büyük şikayeti Ankara'nın hemen hemen her konuda müdahil olması ve kendilerini Tabii. engellemesi. Çok su yüzüne çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz ama ha. Ha. E, durum bu. Dolayısıyla Maalesef. burada meselemiz örneğin önümüzdeki yerel seçimlerde sadece İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı değil. Yani merkeziyetçiliği yerelde yeniden üretmek değil. Yerelde gerçekten ademi merkeziyetçiliği, gerçekten katılımcı mekanizmaları, nasıl üreteceğimiz. Mahallede, semtte, Her şeyden önce. Ülkede... Bir, başka, bir başka mesele Türkiye'nin bu sıkıştığı kimlikler, kutuplaşma ve gettolaşma. Yani bunu ben biraz önce varoşlar diye söyledim ama bir yandan da bunun onun to, sosyolojik tabanı ya da mekansal tanımı varoş diye tanımlasak da sosyolojik, kültürel ve siyasal planına geldiğinde kutuplaşmışlığın gettolaşması bu bir yandan da fark, baktığınız zaman. Ve bu gettolarla bir metropolün içinde ortak yaşamı nasıl kuracağız? Yani dolayısıyla bizim yeniden kentin içinde örneğin meydan meselesi, meydanlar meselesini sadece o meydanın fiziki ihtiyacı ya da meydana bir heykel dikmek veya kavşak dikmek diye mi tartışacağız? Yoksa farklı kültürel kimliklerin ya da farklı siyasi tercihlerin buluşma. karşılaşma, buluşma, birbirinden Tabii. temas etme ve uzlaşma aradığı alanlar diye mi kurgulayacağız? Evet. Kültürü nasıl… Evet. Dolayısıyla meseleyi yalnızca bir meton, betonlaşmak ya da bir heykel dikmek ya da trafik ışıkları kondurduğumuz sükseli kavşaklar yapmak biçimde ele alamayız. Bu işin sosyolojik ve kültürel tarafı var. Türkiye bütün bu problemleri ayrı katmanların içinde çözemediği için hepsini aynı torbanın içinde ve siyasi kutuplaşma ve kimliklere sıkışma içinden ele aldığı için mesafe alamıyoruz. Ama pratik hayatta her katmanda farklı ihtiyaç ve taleplerimiz var. Dolayısıyla bu ancak çoğulcu bir bakış açısıyla çoğulcu bir katılımcı mekanizmalar üretmekten, karar süreçlerine katılım adaletini üretmekten ve aynı zamanda da bölüşüm adaletini de inşa etmekten veya var olma adaleti, tanınma adaletini de yani Kürdünü de, dindarını da, sekülerini de, hayat tarzını da, kimliğini de hepimizin varlığını tanıma adaletini sağlayaraktan olabilir. Dolayısıyla meselemiz tek başına bir siyasi lider ya da bir partinin hegemonik tavrı değil. Meselemiz gerçekten buna üreteceğimiz cevap sadece o lider gelsin gitsin'den ibaret kaldığı sürece, bu yaşanan reel hayatın bu problemlerine bir cevap söylemediğimiz sürece, bu var olan durumun içinden yani kimlik ve kutuplaşmanın içinden siyasi zemin sürdüğü sürece de oyun değişmiyor. Oyunu değiştirmek için bizim başka katmanlardaki problemlere, ihtiyaçlara, taleplere başka cevaplar üretmemiz lazım. Bunun da başlangıç noktalarından bir tanesi mekansal anlamıyla kentle metropol kavramını ayırmak, kentle metropolün ürettiği farklılıkları da görmek ve buna da yeni bir siyaset üretmekle olabilir diyorum ben. Aslında Türkiye'de olmayan bir şeyden, özellikle evet. siyasette olmayan bir yaklaşımdan bahsediyorsun. Aynen evet. Aynen. iyimserlik kısmını biraz açmak açmanı istiyorum. %14'ün önümüzdeki 10 yıl içinde %40'a yükseleceğini evet. belirtiyorsun. Bu iyimserlik 10 yıl sonrasına ilişkin bir iyimserlik mi yoksa bu sürecin içinde göreceğimiz yo her bir, an için şey bakın için. her an neden her an şu. Yani Türkiye'de insanlar bütün bu sıkışmışlıkları biraz önce konuştuğumuz diyelim işte sağlıklı sağlık hizmetlerine ya da eğitimin kalitesine ya da ekonomik bölüşüm adaleti taleplerini vesaire bütün bunları insanlar zaten bizzat yaşıyor ve farkındalar. Yani hanenin geçimi, hanenin dirliği, düzenliği üzerinden önce insanlar düşünüyor. Hani seçmen nasıl davranıyor? Ekonomik seçmen falan denir ya. E onu üreten dürtü bu. Ya da teorideki, psikolojideki Mazlumun hiyerarşisi dediğimiz hikaye. Yani önce hayatı sürdürme güdünüzü karşılamak. Şimdi insanlar bu konudaki problemleri bizzat yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Yani sen şöyle bir şey inanıyor musun? En, Baroş'taki en yoksul aile bile akşam diyelim çok sevdiği liderin nutkunu çocuklarına dinletiyor. Tamam doydunuz şimdi ekmek yok ama bak liderin nutkunu dinlettim. Yok Size diyor. Şey. Yatın diyor. Olabilir mi böyle? Mümkün Böyle şey? değil. İnsanlar bir kere bunu yaşıyor ve biliyor. Ya da temiz su, ya da temiz çevre, ya da ses ve ışık kirliliğinin olmadığı yeni onurlu bir yaşam insanlar istemiyor olabilir mi? Hayır, istiyorlar. Sadece bu konudaki örgütlenme becerileri veya bunu bir siyasete üretme becerileri, maharetleri eksik. Çünkü o mekanizmalarda yok. Ama yeni kuşaklar hem bunların farkında hem de örgütlenme maharetleri var. Çünkü onlar hiyerarşik örgütlenme dışında, ağ örgütlenme dediğimiz, sosyal medya üzerinden, bilgisayar üzerinden... Birçok örneğini gördük tabii son yıllarda. Başka modeller içinde örgütlenebilme kapasitesine sahipler. Onlar bizim gibi sadece ulvi yani sadece anayasa tartışmayı siyaset diye anlamıyorlar. Onlar körler okulundaki gönüllü ablalık yapmaktan çevre örgütlerinde diyelim deniz kenarında çöp toplamaya kadar daha somut engelsiz daha bir kent beklentisi düşünüyorlar bir kere her şeyden önce dolayısıyla onlar başarı biriktirmeye daha teşneler. Evet. Çünkü daha somut meselelerle meşguller ve başarı biriktiriyorlar gerçekten. Çevremizde de baktığınız zaman görüyoruz. O biriktirilen başarının bir karşılığı olacak önümüzdeki dönemde göreceksin. Yani insanlar, seçmenler ya da sadece kimliğinden, kutuplaşmadan oy veriyor değil. Elbette onun çok etkileyici bir tarafı var ama hala kendi reel problemlerinden düşünüyorlar. Ve onların hala talepleri uzlaşma, kutuplaşmanın bitmesi, komşusuyla huzur içinde yapmak. Yani kendi dini kültürleri de böyle hani muhafazakar dediğiniz o toplumun tabii, dini kültürü tabii. de böyle geleneksel kodlamaları da böyle yani komşu ilişkisi komşu dayanışması mahalle dayanışması onlar için hala önemli dolayısıyla ben yeni kuşakların bizden farklı olarak öğrenilmişlikten değil doğal içselleştirilmiş bir çoğulculukları ve katılımcılıkları olduğunu görüyorum. Bütün sayısal veriler de onu gösteriyor zaten ve onun için onlar bu tür hani bizim bu kadar memleketin 40 yıl yerinde patinaj yapmasını ya da 80 yılda aynı problemlerle debelenmesini çok farklı bir yerinden yaşadılar. Ve umutsuzluk taşımıyorlar, umut taşıyorlar. Yani son zamanlarda diyelim şöyle moda kavramıyla konuşalım. İşte hani çevremizde efendim yurt dışına kimler gidiyor diye bak. Yaş ortalaması, yaş ortalaması daha yaşlılar gidiyor. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Yani tam tersine ben KONDA'ya sadece son bir ayda bile işe başvuran yurt dışından gelen, sorbondan mezun olmuş, master'ını yapmış ve bir ülkeme geldim, bu ortamda çalışacağım arkadaş ülkemde diyen insanlarla karşılaşıyorum mesela. Onların gelecek umudu daha diri ve üstelik de daha da önemlisi bu konuştuğumuz problemlerin çok küresel bir boyutu var. Sadece Türkiye'ye özgü kısmı değil. değil ve onlar aynı zamanda da küresel networklerin içindeler. Küresel doğruların peşindeler. Eğer Türkiye bugün bazı problemlerle içinden çıkmakta zorlanırken bir dayanışma içinde olabileceği bir demokrasi hareketi de yoksa dünyada. Ama 10 sene sonra sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir demokrasi hareketi yeniden canlanacak. Yeniden bir insan hakları hareketi büyük bir patlama yaşayacak. Ve bu çocuklar, bizim çocuklarımız o hareketin de taşıyıcılarından, ana katılımcılığından olacaklar. Onun için umutlu. Evet, ee, özellikle mevcut durumun sürdürülemeyeceğine ilişkin Kesinlikle. görüşünü de, irdelemek istiyordum ama zaten son söylediklerin bunu da kapsıyor. Süremizi hızla doldurduk. Her zaman olduğu gibi Bekir Ağır'dır. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olasın. Ederim. Evet efendim. İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta 60, 61. programımız konuğumuz Bekir Ağır'dır idi Kendisiyle iç göç ve metropolleşme üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir şehir hepimizin programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.